Sağlığım için her şeyin bu bölümünde ameliyatsız yüz ve meme estetiğini konuşacağız. Sevgili izleyiciler özellikle kadınları ve tabii ki erkekleri de ilgilendiren bu iki uygulama konusunda özellikle yüz estetiği konusunda bize medikal estetik hekimi Doktor Sami Tan Sarıgül bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Sohbetimize başlayacağız ancak öncelikle sorularınız olabilir, öğrenmek istedikleriniz bulunabilir, önerileriniz olabilir. İletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. estetik yöntemleri teknolojisinde e, giderek gelişmeler oluyor ve artık e, ameliyatsız yöntemler de ön plana çıkmaya başladı. Şimdi bugünkü programımızın konusu ameliyatsız yüz estetiği <laughs> ve meme estetiği. Ancak e, öncelikle şunu öğrenmek istiyorum sizden. Günümüzde ameliyata gerek kalmadan yüzümüzde, vücudumuzda memnun kalmadığımız Neleri e, tedavi etmek e, ve daha güzel genç bir görünüme kavuşmak mümkün? Şimdi e, son yıllarda hem teknolojik gelişmelerin hı hı. hem tıptaki gelişmelerin e, ve insanların zamanlarının çok kıymetli hale gelmesiyle birlikte ameliyatsız ya da küçük invaziv dediğimiz böyle minik kesilerle minik uygulamalarla Yarı invazif tekniklerle yüz germe, meme büyütme gibi e, ameliyatsız teknikler ön plana çıktı. Çünkü insanların zamanı çok kıymetli. Sosyal hayatlarının kesinlikle e, parçalanmasını, aksamasını istemiyorlar. Bir öğle arası bile bir saatte, bir buçuk saatte çok rahatlıkla bu işlemleri yaptırabiliyorlar. Ve kalkıp evlerine gidiyorlar. Hatta akşam toplantısına ya da bir yemeğe katılabiliyor. Peki şimdi bugünkü programımızın konularından biri ameliyatsız yüz estetiği, Ultra Matrix ağ ile ameliyatsız yüz germe. Evet. Bu nasıl bir yöntemdir? Şimdi şöyle. Kadınlar erkeklerden bu konuda biraz daha şanssızlar. Hı hı. Sebebine gelince kadınlarda 20-25 30 ön hatta yağ yastıkları erimeye başlar. Tabii bunlar önceleri o kadar yavaş erir ki biz onu zaten fark edemeyiz. Ancak özellikle 35 yaşından sonra artık ön zigomatik hattaki yağlar eriyip yüz aşağıya inmeye başlayınca önce bu nazolabial çizgi dediğimiz bunun kenarından ağız kenarına gelen çizgide derinleşme, sonra marionet dediğimiz dudak altlarındaki çizgiler, onlarda derinleşme ve üzgün bir görüntü. Hı hı. Sonra da şimdi halk arasında bulldog halkası dedikleri jawline'da bir düşme sarkmıyor. <laughs> Bana gelen hastalar birbirini tanımaz. Dünyanın birçok ülkesinden de yerli yabancı hastalarım var. İstedikleri hep şu gelir gelmez sanki ağız birliği etmişler. Ne istiyorsunuz size nasıl yardımcı olabilirim dediğim <laughs> zaman doktor bey biz şunu istiyoruz. Neredeyse herkes aynı şeyi yapıyor. Yani inmiş yüzü yukarıya hı. <laughs> Bu daha önce bunu nasıl yapıyorduk? Dokuyu kulak arkasından kesip işte gerilecek yerler neredeyse gerip hı hı. yüzü fazlalığını da alıp tekrar bu bölgeyi dikişle kapatarak yüzü yukarıya asıyordu. Ameliyatlı bu ameliyatlıydı. Diyorum. Ameliyat yöntemi. Evet. Tabii bu ameliyat yapılan ameliyatın tekniğine göre 3 aydan 6 aya kadar o yüzdeki ödemin çözülmesi, yüzün kendini bulması ciddi bir süreç alıyordu. Ve sosyal hayat, iş hayatı ve birçok alandaki... Ee, hareketleri kısıtlanıyordu. Çünkü dışarı çıkamıyordu. Ee, işine gidemiyordu. Ee, dolayısıyla büyük bir zaman kaybıydı bu. <laughs> Şimdi ne oldu? Şimdi artık işte önce bu örümcek ağa denen polidioksanan iplerle yapılan işte işlemler ki onlar çok fazla yüzü kaldırmaz. Bir miktar kolojeni arttırarak dokuda bir sıkılaşma sağlar ama <laughs> ciddi kaldırmalar son yıllarda geliştirilen 20-25 esneyen ...matriks ipler. Hı hı. Bunlarla yapıldığı zaman aynı bir bina gibi. Önce o yüzü güçlendirme kolonlarıyla hop bir yukarı kaldırıyoruz. İşte yüzün ihtiyacına göre herkesin farklı sıkıntıları var. Hı hı. İki ya da üçer çift bu bölgeden iplerle yüz ...buradan girinip işte sıkıntılı bölgelerden çıkartılıp yine aynı yerden girip... saçlı derinin içerisine gömülerek en az 15 santim mesafede. Hı hı. Kendinden yivli ve tutunan ipler var. Hı hı. Ve o ipler esnediği için konuşma, mimik, çiğneme yani doğallığını kesinlikle bir kere kaybetmiyor. Esnediği için senin her türlü hareketine müsaade ediyor. Ve kalıcılığı 5 ila 7 yıl. Şimdi bir de böyle bir durum var. Şimdi onu soracaktım kalıcılığına kadar diye. 5 ile 7 yıl. Şimdi yine de şu korkudur. Ameliyatsız bir yöntem ama... İpi e, yüzün hangi bölgelerinden e, nasıl yerleştiriyorsunuz? O bölgede herhangi bir iz oluyor mu? Bir acı oluyor mu? Nasıl anestezi kullanıyorsunuz? Lokal anestezi bir kere bayıltmıyoruz. İyi tarafı o. Ve ben hastamın e, uygulamalarını yaparken bu yarı invaziv dediğimiz ufak kesilerle yaptığımız, ufak giriş noktalarıyla yaptığımız bir işlem Hı -hı. kesinlikle morarma kanama olmuyor kanüllerle yaptığımız için dokuyu tahrip etmiyoruz. Sonuç itibariyle hastamın mesela bazı hastam geliyor ki doktor bey benim yüzümü çok abartılı germe. Hı Ya beni 5 sene falan biraz daha geriye götürsün. O zaman işin iyi tarafı ne? ile yaptığımız için doğrultuyoruz. Nasıl? Biraz daha. Şimdi nasıl? İyi. Yani hasta operasyonun sürecine kendi katılıyor. Hı hı hastamın ne istediğini de zaten hem bilmiş oluyorum. Bir de bunun öncesinde ben altın matriks tekniğiyle 3 boyutlu görüntüsünü alıyorum. Ekranı atıyorum. Ekranı ikiye bölüyorum. Solda kendi orijinal görüntüsü 360 derece 3 boyutlu dönüyor. Diğerinde de ben yapmak istediğim planlamayı hastama gösteriyorum. Hastamla önce zaten bir mütabık kalıyoruz. Hı hı. Yani ben size işte sizin burnunuzu şöyle kaldırsam, size şöyle bir çene yapsam, yüzünüz şöyle kalksa fena güzel olacak dediğim zaman bu sizde bir karşılık bulmaz. O bende bir karşılık budur. Yani Ama ben 3 boyutlu de hastam Hı -hı. bak diyor ki doktor bey ben bunu istiyorum. Çünkü ben ona bir sürü seçenek sunuyorum. Hı -hı. Zaten hastamın ne istediğini bir kere o üç boyutlu altın matriks tamamen altın oranlara göre her yüz için farklı bileşenler bana verir. Çünkü her yüz farklıdır. Herkesi bir standart e, yapı içerisine ya da görsellik içerisine sokmak hiç doğru bir şey değildir. O yüzün en güzel tarafını ortaya çıkarıp son derece doğal ve özgün tasarımlar yapmaktır bir, bir şey daha efendim. öğrenmek istiyorum. Şimdi dediniz ki 5-7 yıldır bunun hani dayanma kalıcılığı, süresi, evet. kalıcılığı. Ha bu 5 kişiye göre değişebilir. Daha da uzun olabilir, daha kısa da olabilir. Peki ne yapıyorsunuz? Diyelim ki artık hani kişiye göre değişiyor. Yine yani biz 5 ya da 7 yıl sonra Tekrar yüz Tek, eski haline geliyor. Tekrar sıkıntı ne, neredeyse. Hı -hı. Belki o ilk yaptığımızda çok hafif dokunuşlarla bir iki tık. Gene Hı -hı. aynı teknikle ve aynı iplerle. Bir Kaç bir dakika daha sürüyor dediniz bu yöntem? Ha? Kaç dakika sürüyor dediniz? Şimdi yüzün ihtiyacına göre Hı -hı. 30 dakika ile 50 dakika. Hiçbir bir saat sürmez. 30-50 dakika. Kaç tane? Mesela iki tane ip kullanırsam yarım saatte bitiririm. Her iki tarafa dört çift kullanırsam 50, 50 dakikada Burada biter. Bunda sadece yüz mü oluyor? Boyun gıdı bölgesi de oluyor. Boyun ve gıdı da en güzel sonuç oluyor. Neden? Hı hı. Çünkü biz birçok cihazla falan uğraştık ettik. Hani o multi e, fonksiyonel ilaçlar işte atıyorum. Fokuslu ultrason, hı hı. manyetik pals, çok noktalardan radyo frekanslar. İşte e, termi lift gibi kontrollü radyo frekanslar. Onlarla da uğraştık ama... Hem zaman alıyor Bizim insanımız anında görüntü istiyor. İşte bunun en güzel tarafı anında görüntü olması. Şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir hanım size geldi. Evet. Öğlen arasında işten. Tekrar işine dönebilir Kesinlikle mi? Kesinlikle döner. Yani yüzünde herhangi bir Kesinlikle. iğnenin giriş izi falan. İlk başta falan. hastam diyor ki ya öyle şey mi olur? Birçok noktadan gireceksin. İşte o ipleri geçireceksin. İşte bilmem ne olacak da morar mı olmayacak? Hı hı. Cidden yani yüz hastamızdan belki yüz, yüzde onu ufak tefek morarmalar olabilir ki ben zaten artık elim çok alıştığı için ve hangi planlarda nasıl bu birazcık da el melekesiyle ilgili, hı hı. anatomiyi çok iyi bilmekle ilgili. Evet. Ya zaten e, tecrübe içine içine... Çok, çok ilgili. Yani ne kadar çok vaka yaparsanız o kadar iyi sonuçlar alıyorsunuz. İnanın son 5-6 aydır bir hastamda bile morarma olmadı yani bu kadar net. Ben bile inanmıyordum. Yani hı hı. ilk o ipler geldiği zaman tekneyi düşündüm, kafamda hayal ettim falan. Yani illa bir şeyler olacak dedim. İlk zamanlar ufak tefek oluyordu ama işleme vakıf oldukça artık iş oturdu. Kesinlikle hastalarım çıkıp işine, gücüne, akşam yemeğine, evine ve Şimdi sosyal hayatına kesinlikle devam Süremiz edebilir. de ilerliyor. Bir de daha konuşmadığımız ameliyatsız meme estetiği var. Evet. Bu da çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Çünkü hani bugüne kadar çok konuşulan, bilinen bir şey değildi. Ameliyatsız meme estetiği dediğimizde ne yapıyorsunuz? E, memeyi büyütme mi giriyor? Memeyi dikleştirme mi giriyor? Ne tür uygulamalarla nasıl bir sonuç alıyorsunuz memede? Şimdi burada yapılan şey su bazlı bir dolgu ya da hastanın kendi kök hücresiyle zenginleştirilmiş yağ dokusunu kullanıyoruz. Evet. Hacim katıyoruz. Hı hı. Bu da şöyle o meme çok sarkmış olmayacak. Hı hı. Patolojik bir problemi olmayacak. İşte çok sayıda fibrokist, kist vesaire gibi sıkıntısı olmayacak. Sadece zaman içerisinde hacmini yitirmiş ya da yani genç kız ama istenilen büyüklüğe kavuşamış. Olabilir doğumsal olarak. Zaten onlarda küçük. sarkma evet. pek olmaz. Evet. Küçülmüştür. Normalde bir silikon protez ve ömürlüktür onlar. Hep ben hastalarıma söylerim bakın silikon proteze tam alternatif demek yanlış olur. Çünkü artık silikon protezler ömür boyu garanti veriyor ve bu artık ömürlük. Bir kere yaptıracaksınız gideceksiniz. Bu su bazlı dolgular 3 maksimum 5 yıl kalır sonra yavaş yavaş vücut tarafından emilir. Zaten %98'i tuzlu sudur. Yüzde ikisi %2'si de denen bir maddedir. Bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarda herhangi bir sıkıntısı, kanser yapıp yapmamayla ilgili en, en ufak bir şeye rastlanmamıştır. Çünkü vücut tarafından emilir. Biz emilen şeyi severiz. Peki emildikten sonra yeniden e, tekrar e, Kesinlikle bu Kesinlikle dolgudan... tekrar yapılabilir. <laughs> tabii tabii tabii. Aynı ya dudak dolgusu yaptırıyorsunuz ömrü diyelim bir sene. E, bir yıl sonra küçülüyor ya da 6-7 ay sonra küçülüyor geliyor diyor ki doktor bey bir tık daha yapalım. Bunda da öyle. <laughs> diyelim 2 sene sonra 3 sene sonra küçülmeye başladı. Gelip 10-15 dakika ki zaten ilk yapılışı yani bir memeyi sıfırdan ele alıp dolgusunu yapmam benim 25-30 dakika. Sadece tek meme için diyorsunuz. Hayır, ikisi için, i̇kisi, ikisi, ikisi için, için, ikisi için. Evet. Ya takviyelerde 15 dakika. Bunda da herhangi bir iz riski var Bunun mı? Bunun en iyi tarafı şu. Bir kere lokal anesteziyle yapıyorsunuz. Hasta gene sürece katılıyor. Hastamı doğrultup doğrultup gösteriyorum. Hı hı. Nasıl olduğunu evet. yine bir görüyor. Onun fikrini de oradan almış oluyoruz. İkincisi kanülle girdiğimiz için toplu iğne başı kadar bir noktadan girip o kanüllerle memeyi şekillendiriyoruz. Kanülün ucu künt olduğu için yani bir kesici yapı barındırmadığı için deliği zaten kenarda. Künt demek yüz yuvarlak bir şey. İsteseniz herhangi bir dokuya zarar veremezsiniz. İsteseniz giremezsiniz. Meme dokusuna zarar vermezsiniz. Kanallarına, süt bezlerine Zarar veremezsiniz. Bebeğine emzirmeye de Kesinlikle e, engel değil süt vermeye, hamile kalmaya da emzirmesine engel bir şey asla yoktur <laughs> ki bu silikon protezlerde de böyledir. Şunu da öğrenmek istiyorum. Süt vermesini istiyorum. engellemez. Değilim ki kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Hı -hı. Memenin ultrasonunda ya da memenin mamografisinde Şu. de altta bir kitle varsa hasta engelleyebiliyor bir mu? Zaten hasta bir dolgu olduğunu zaten biliyor. radyoloğuyla bunu paylaşıyor. Hı -hı. Zaten orada görüntüde onlar görünüyor. Böyle yani, hafif duman, tabii tabii, tabii hı hı. o dolguyu biliyor. Alttaki ee, bir kitlenin de görünmesine engel teşkil etmiyor diyorsunuz. yok yok, diyorsunuz. teşkil etmiyor görüyor. Radyolog zaten ona bakar bakmaz kitlenin işte habismi, selim mi olduğunu görür. Yani o çok rahatlıkla tespit eder. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi bir şey hemen araya gireceğim. Çünkü sohbetimizin sonuna geldik. Demin önemli bir şey söylediniz. Yurt dışından da gelen çok, pek çok hastam Kanada'dan var dediniz. Kanada'dan gelen hastam var. Şimdi sağlık turizmi açısından e, zaten... Estetik uygulamalar e, çok ön planda. Kesinlikle. E, o zaman yurt dışından gelen e, bir erkek hasta ya da kadın hasta için yüz estetiği ya da meme estetiği ameliyatsız olarak tek günlük uygulamayla e, tekrar ülkelerine dönebiliyorlar değil mi? İşte bunun en mi? güzel tarafı o. Hı. Yani 10 gün 15 gün kalmasına gerek olmuyor. Ama ben prensip itibariyle hastamın işte ameliyatsız memesini doğguyla yaptım büyüttüm. Hı hı. Uygun bir memeydi. Sonuçta yarım saatte yaptık. 2-3 gün sonra prensip olarak bir görürüm. <laughs> Görmesem de olur. Çünkü bugüne kadar hiçbir komplikasyon yaşamadım. <laughs> zaten e, hasta temizliğine dikkat ederse kolay kolay bir enfeksiyon olmaz. Her ihtimale karşı. Arada da zaman ve kilometre olacak. Antibiyotiğini evet. zaten veriyorum. <laughs> hasta gidiyor ve sonuç itibariyle işte ameliyat olmaktan korkan, narkoz olmak istemeyen, herhangi bir kesi istemeyen kısa çözüm de olsa 2 üç, dört sene <laughs> küçük çözümler de olsa mesela genç kızlar çok istiyor. Diyor ki yani ben şimdi memem çok küçük ama silikon yaptıramam. Daha ben evlenmedim. <laughs> Anlayışla karşılıyoruz. Onun hemen doğrusunu yapıyoruz. Giderken zaten yürüyüşü değişiyor kızın. Anlatabildim mi? Birkaç sene sonra da ufak tefek takviyelerle falan o memeyi koruyor. Ben çok teşekkür Güzel ederim. ederim. Sağlığım için, her şeye katıldığınız için ameliyatsız yüz germe ve meme estetiğini anlattınız. Doktor Sami Tan Sarıgül ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey daha diyeceğim. Tabii. Son yıllarda bizim yani bütün dünya kök hücre teknolojileri yani moleküler teknolojiler çok ilerlediği için şimdi kendi yağlarından yaptığımız dolgu memeler sonsuza kadar kalıyor. Ne kadarı? %85'te hmm. 87'si klinik çalışmalarımız böyle kalıyor. İşte yüzde 13'ünü 15'ini emebiliyor. Bunun hı hı. en iyi tarafı da bu. Artık zamanla artık bunlara kayacak. Kendi dokularımızdan yapıp kendimize ilaveler yapacağız. Onu laboratuvarda çoğaltıp. Onlar bu da teknolojik. çok daha kalıcı olacak. Tamamen kalıcı Aynen. olacak ve kendi dokusu olduğu için hiçbir problem yok. Tekrar sağlığın ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyin bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı saatte ATV Avrupa ekranlarında sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize, sağlığınıza ve sevdiklerinizin sağlığına iyi bakın.